Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş felsefesiyle bağdaşmayan, sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın arzu ve özlemleri istikametinde çıkmaya çalışırsa, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Türkiye bir felakete sürüklenir. Önce polis devleti olmaya, sonra da yok olmaya mahkum edilir. Bahçeli'nin hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. TVM'in güvenlik paketiyle ilgili sorusuna verdiği cevapta Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Grup konuşmasındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Führer'e benzetti. Ne acıdır ki Türk milleti iflah olmaz bir despotla, yasa ve anayasa tanınmaz bir şahsiyetle yüz yüze kalmıştır. Erdoğan Cumhurbaşkanlığına demokrasi sayesinde gelmiştir. Fakat demokrasiye en büyük nankörlüğü yapmış, en büyük zararı yine Erdoğan vermiştir. MHP lideri Bahçeli, nefeslerinin Erdoğan'ın ensesinde olacağını ve nerede miting yaparsa ertesi gün aynı yerde, aynı saatte MHP'nin miting yapacağını belirtti. Hukuk mu, kanun mu? Ben hukuk diyorum diyen Erdoğan, tasalanma, hukuk karşısında iki büklüm olacağın günlerde elbette gelecektir. Türk bayrağı kravatlı 11 yaşındaki İbrahim Ceber, MHP liderinin konuşmasını sonuna kadar büyük bir dikkatle izledi.